Şimdi bir haberle devam edeceğiz. Bu da yine arkadaşlar bizim Instagram sayfamızı biraz verin. Günümüz şartları ile ilgili. Günümüz şartları nedir? İşte dolar artıyor. Herkes artık ayağını yorganına göre uzatacak. Bilal kendi şeyini dedi. Dedi gerçi dolar artınca dedi fiyatı TL'ye çevirme aslında başka bir mantık dedi. Bunu size de soracağız. Tarkan eskiden aldığı dolar üzerinden ücretini TL'ye çevirmiş. Şu an artık biliyorsunuz kiralarda asla dolar olmayacak, maaşlarda dolar olmayacak. TL'ye herkes dönüyor. Bence o çok doğru. Bunlardan Ece, sence? Bir tanesi sabit Tarkan. Kur. Sabit kur şart. Bu ne ya? Ben dolarla bir şey alacağım. Dolar arttıkça daha da var. Sabit kur kardeşim. Dolar çalıştırıyorsan birisini sabit kurdan mesela 4,5 iyi bir alım. Mesela bir şey soracağım. özellikle büyük AVM'lerde, evet. Büyük AVM'lerde gerçi küçük esnaf bitti. Ben sana söyleyeyim küçük esnafı boğdular yani. Doğru. Allah var şimdi küçük esnafı bu konuda son derece mağdurdur. Ama büyük AVM'lerde büyük AVM'ler küçük esnafı bitirdi. İnsanlar AVM'lere gider oldu. Oradan ama abi büyük AVM'lerde de kardeşim küçük esnafı sokmuyorlar AVM'nin içine. Çünkü korkunç kiralar var. Kiralar da dolar üzerinden evet. Onlara da yazık günah. Şimdi diyelim 10 bin dolar veriyordu kira olarak adam. Evet. 10 bin dolar diyelim 2 ay önce 40 bin TL aylık kira verirken. Şimdi 70 bin adam şimdi 70 bin lira nereden? TL ile mal satıyor. Nasıl karşılayacak? Bir de satabiliyor sanki müşteri de yok. Ay, işte ben doğru buluyorum. Birkaç AVM şu an dediğin gibi yaptı. Sabit kur. Sabit kur. Yeter ya öldük gittik yani. Ya. O, hani en büyük AVM'lerden bahsediyorum. Hı. Yani mecbur yapacaklar zaten. Öbür türlü kimse barınamaz ki. Tek dükkanlar kapanacak. Ya iki tane şey alıyorsun, cihaz alıyorsun dolarla. İki gün sonra 70 bin lira zarardasın. İki gün sonra iki cihazdan. Şu an bunlar korkunç rakamlar. 10 bin liraya cep telefonu var. Yani ne araba oluyor var. Ya? Bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor ya? Şaka değil bunlar. Yani o civar oldu yani. Peki.